Merhaba değerli arkadaşlar, yepyeni bir motivasyon videosuyla karşınızdayım. Deneme sonuçlarımız biraz e, düşük geliyor. Hatta bayağı düşük gelenlerimiz var. Bunlarla alakalı yorumlar yazıyorsunuz, okuyorum. Değerli arkadaşlar, elbette yüksek puanlar, yüksek netler yapan arkadaşlarımız da var. Ama şunu bilmenizi istiyorum. Şu an daha... Ee, yolun başında olduğunuz için böyle netlerin düşük gelmesi, puanların düşük gelmesi, sizi e, çok aşırı demoralize etmemeli arkadaşlar. Çünkü yani burada ilk etapta motivasyonumuzu özellikle yüksek tutmalıyız. Düzenli disiplinli çalışmaya devam etmeliyiz. Özellikle de denemelerde yanlış yaptığımız soruların çözümlerini mutlaka öğrenmeliyiz. Boş bıraktığımız soruların çözümlerini mutlaka öğrenmeliyiz ama mantığını tam olarak kavramalıyız ve o denemelerde yanlış çıkan Kazanıma yönelik sorular çözmeliyiz. Bakın kazanım sorusu eğer çok eksik olduğunu düşünüyorsanız... ...kazanım sorusu çözerek de oradan bir eksiğinizi gidermelisiniz. Daha sonra bunlarla ilgili mutlaka yeni nesil beceri temelli sorular... ...böyle seviye seviye hemen böyle çok aşırı zordan değil de... ...böyle seviye seviye çözmelisiniz. Çünkü birden zor sorularla karşılaştığınızda... ...birden çok aşırı zor denemelerle karşılaştığınızda... ...bu sizin direncinizi evet kırabiliyor... Sanki yapamayacağınızı düşünüyorsunuz. Yani öyle deneme sonuçlarında hemen düşük geldi, yapamadım şöyle oldu, böyle oldu. Hemen en baştan olmayacak deyip havlu atmıyoruz. Ee, önlemlerimizi alıyoruz. Ee, burada her videoda da neredeyse söylediğim gibi e, zamanımızı asla arkadaşlar yani şu an artık boşa geçecek kesinlikle zaten her zamanlı yok ama LGS'de LGS'ye çalışırken boşa geçecek zamanımız yok. Evet dinlenebilirsiniz. Dinlenmek boş zaman manasında söylemiyorum. Dinlenebilirsiniz ama ne demek istediğimi çok iyi biliyorsunuz. Sosyal medya gibi ya da e, ...oyun, mobil oyunlar gibi, işte bilgisayar oyunları gibi e, ya da değişik videolar gibi... ...bu tarz şeylerle zamanınızı çarçur etmeyin arkadaşlar. Kendinize bir sonraki denemede e, de hedef belirleyin. Yani şöyle hedef belirleyin. Ya ben bunda matematikte işte 7 tane yaptım. Bir dahakinde 9'a çıkacağım. Ya da ben bunda 12 yaptım. Bir dahakinde 13-14'e çıkmaya çalışacağım bu şekilde kendinizi kademe kademe geliştirmeye çalışın. Hani birden böyle hani full yapacağım, birden şöyle yapacağım. Eee ...biraz açıkçası gerçekçi olmayabiliyor. Tabii ki yapmak hedefiniz olabilir ama... ...kısa vadede değil, uzun vadede inşallah... ...LGS 2023'de full ya da full'e yakın... ...ya da en iyi netlerinizi yapmanızı temenni ediyoruz. Bunun dışında bir de deneme sonuçlarında... ...elbette tabii arkadaşlarınızla birbirlerinizi... ...kıyaslıyorsunuz, kıyaslıyorlar olabilir... ...ama burada tabii ki bakabilirsiniz ama... Burada öncelikle kendinize bakın siz. Kendinizi geliştirmeye bakın. Bu sizi daha rahat, huzurlu hissettirecek. Evet bir motivasyon videosunda burada sonuna geldik. Sadece bu motivasyon videosuyla tabii ki olmuyor. Biz burada yeni nesil, beceri temelli, temel konu anlatımları... kazanım düzeyinde soru çözümleri... ...hepsini arkadaşlar sizlerle buluşturuyoruz. Bunları izlemenizi tavsiye ederiz e, yöntem ve teknikleri, taktikleri öğrenmeniz açısından. E, bunun dışında mutlaka kendiniz de e, soru çözmeye gayret etmelisiniz. E, hepinize başarılar diliyorum. Bir dahaki videolarda görüşünceye kadar video beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı, görüş önerilerinizi e, yazmayı e, unutmayın lütfen. E, Hoşçakalın. Herkese iyi çalışmalar.